Ne anlatıyorsun? Oha! Çok iyi! Elegresov. Hoppala. Lan harbi golcü bu adam ya. Bodrum Spor kariyerimin 17. bölümünden herkese merhaba. Bugün Bodrum Spor'la birlikte Dünya Kupası arasına girmiştik zaten. Bugün hem Dünya Kupası'nı takip edeceğiz hem de transfer sezonu Ocak ayı gibi açılacak. O zamana kadar bizim de birkaç tane maçımız olacak, hatta bugün hangi maçları yapacağız onlara da bir bakalım. Şimdi arada uzun bir boşluk var. Şu an 10 Kasım'dayız. Bir sonraki hazırlık maçımız 10 Aralık'ta. Dolayısıyla bir aylık bir boşluk var. Sonra Bursa Spor, Şanlıurfa Spor, Malatya Spor ve Adana Demir Spor maçlarını oynarız. Transfer sezonu da ne zaman açılıyormuş hemen bir bakalım. Transfer sezonu 12 Ocak 2023'te açılıyor. Dolayısıyla biz de Ümraniye maçı öncesi bırakırız. Yani tam transfer sezonu başladığında ilk birkaç gününü yaşamış oluruz. Evet, bu arada Felix Grzic, Giovinazzo ve Evans için yaptığımız teklifler reddedilmiş. Bu herif çok iyi bir adama benziyordu ya. Acaba bir risk alsam mı? Şöyle bir yıldız adayı. Tamam. Sana yıllık bu kadar verelim. 2 yıllık bir sözleşme, ne dersin? Aha, kabul etti. Yıllık zaten 7025 euro. Para değil yani. 7.25. Ethan Giovinazzo. Boyu çok uzun değil. Roshan Evans, genç bir orta saha. Pas yeteneği iyi, takım oyunu iyi, vizyon iyi. Bu adam iyi ya. Bu adama da teklif yapalım. Aynı teklifi sana da yapıyorum. Orada bir risk aldık. İki tane genç yıldıza teklif verdik. Zaten yabancı sınırı var. Evet. Ama olsun. Emirhan için 300 bin verelim. 300 bin veriyoruz sana. Son teklif. Kabul oldu. Kabul oldu. Güzel. Emircan Gürlük için yaptığımız teklif kabul oldu. İlk 11 oyuncusu. Ben rotasyona sokmak istiyorum kendisini. Kabul ediyor. Sözleşme pazarlığı. Yeter ki serbest kalma maddesi olmasın, ama 2 yıllık bir sözleşme. Çok az ya. Yarın öbür gün Laga Luga olmasın. Emircan Gürlük'ü alırsak iyi transfer olur. Felix Grzic. Evet. İlk riskimizi alıyoruz. İnşallah tutar. Roshan Evans da yine aynı şekilde takımımıza katılıyor. İki tane genç futbolcu alacağız, akademiye götüreceğiz onları. Bir süre akademide kalmaları hayrımıza olur. Evet, Zayser'le sözleşmemizi uzattık. 3 sene daha bizimle Zayser. Cenk de yine 2 yıllık yeni teklifimizi kabul etti. Kamil yine takımda kalıyor. Ve evet, Emircan Gürlük de kadromuza katılacak. 19 yaşında altın ordan alıyoruz onu. Uzun bir sakatlık süreci var. 2-3 ay daha sahalardan uzak kalacak, ama ligin ikinci yarısında olmasa da gelecek sezon için önemli bir ekleme olacak. Bu arada sesle alakalı kaç yorum almıştım sizlerden. Ona istinaden hem 100 aboneye de ulaştığım için kendime bir Razer kulaklık edindim. Şu an ben Black Shark V2 modelini kullanıyorum. Umarım seste fark edilir bir iyileşme söz konusudur. Çünkü gerçekten şu an ses performansı iyi. Ben de testlerde bayağı fark ettiğini gördüm. Umarım aynı şekilde size de yansır bu. Dünya Kupası maçları 21'inde başlıyormuş. Yani bugün. Ha, Dünya Kupası başlıyor. İyi, güzel. Dünya Kupası'na kendime bir favori belirleyeyim ya. Bunun tadı anca öyle çıkar. Şimdi Dünya Kupası'ndaki takımlara bir bakalım. Şöyle bir, hatta oradan değil, şöyle gruplardan bakacağım. Dünya Kupası'nda kendime bir normal favori, bir tane de sürpriz favori belirlemek istiyorum. Açıklıyorum. Şu an hala bulamadım. Evet. Normal favorimi Fransa olarak belirliyorum. Fransa benim bu turnuvadaki favori takımım olacak. Onun dışında sürpriz olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyorum. Amerika Birleşik Devletleri de bence bu turnuvada bir sürprize imza atabilir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Bu arada Slaven Bilic, Atalay Babacan'la alakalı görüşmek istiyormuş. Kusura bakma, bu benim hatam diyorum. Çünkü Atalay'ı kaybetmek istemiyorum. Bandırma Spor. İlk iş teklifimizi alıyoruz böylelikle. Bandırma Spor bize bir görüşmeye davet ediyor bizi. Bandırma Spor şu an 1. Lig'de sonlarda yer alıyor. 16. sırada yer alıyor. Kadrosuna da şöyle bir bakalım. Şöyle baktığımda listemde sadece Mehmet Özcan var onların takımından. Yani çok parlak bir kadroları olduğunu düşünmüyorum. Eğer olsaydı zaten bizim radarımıza da girerdi. Mustafa Gürsel'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için ismim geçiyor. Nazikçe kendileriyle görüşmeyi reddediyorum. Önceliğim Bodrum Spor çünkü.
Evet, İstanbul Spor da bizi iş görüşmesine davet ediyor. İlginç. İstanbul Spor görece daha iddialı bir noktada. İyi bir kadroya da sahip zaten. Görüşebilirim ya. Zeki Korkmaz. Fatih Karagümrük'e geçmiş İstanbul Spor'dan. Ama tabii ki yani şu an sezon ortasında hiçbir şekilde hiçbir takıma geçmeyeceğim kovulmadığım sürece. Görüşmeye katılmak istiyorum ve İstanbul Spor'la görüşüyoruz. Evet. Evet, İstanbul Spor'la olan iş görüşmemizden çıktık. Görüşmeye dair detayları sizinle paylaşmayacağım. Burada onu şu an için sakladım. İlginç bir görüşme oldu. Her şeyden önce onu söylemem gerekiyor. Çok şeyi etraflıca konuşabildiğimiz bir görüşmeydi. Yakın zamanda zaten bununla alakalı dönüşleri sağlayacağım bölüm içerisinde. Bakalım neler olacak. Odunspor bize yeni bir sözleşme öneriyor. 2 yıllık yeni bir sözleşme başkanımız tarafından. Kulüp hedeflerinde defansif olarak güven veren bir futbol oynatılması ve kontra atak futbolu diyor. Ya bunlar tam olarak benim şu an oynattığım futbolun tersi bir düşünce. Mevcut sezonun sonu için belirlenen hedef küme düşmemek için savaşmak. Arkadaşlar sezonun yarısı bitti. Biz 9 puan farkla lideriz. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Ben burayı değiştirmeliyim. Ya ben bu şeyi kabul etmiyorum. Kulüp kültürünü de kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum ya bunu. Ya Bodrum Spor olarak benim hayalimdeki Bodrum Spor'la gerçek Bodrum Spor yönetiminin aslında Bodrum Spor yönetiminin beklentisi arasında sanıyorum dağlar kadar fark var. Evet, bu sırada Dünya Kupası'nda neler oluyor? Benim favorim Amerika Birleşik Devletleri 3 maç sonunda şu an 2. sırada ve gruptan çıkmış vaziyette. Arada sürpriz var mı? Portekiz, Danimarka çıkmış gruptan, mantıklı. İspanya 6 puan peki. Fransa 1 galibiyet 1 beraberlik. Şöyle bir grup seviyesi de sona ersin. Dünya Kupası'nda grup etabı tamamlanmış. Avustralya 1 puanla sonuncu olmuş C grubunda. Joshua Kemp'i almazsanız böyle olur. Onun dışında D grubunda bir sürpriz. Brezilya gruptan çıkamamış. Uf, çok kötü olmuş ya. Facia gerçekten. Hollanda, Meksika, Uruguay, Slovenya. Burada da Uruguay'ın çıkmasını Meksika'yı beklerdim. Arjantin sonuncu olmuş. Oo. Messi son turnuvasında maalesef gruptan elenip veda ediyor. Kimlerle kimler eşleşmiş? Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Belçika. Evet, bakalım ilerleyelim. Neler olacak? Birlikte görelim. Evet, İstanbul Spor Necati Ateş'i göreve getirmiş. Kendileriyle görüştük ama çok yani istediğim şartları oluşturamamışlardı zaten. Onlar da benden memnun kalmamış olacaklar ki herhangi bir teklif yapmadılar. Evet, ikinci turlar sonunda bakıyoruz. Herhangi bir sürpriz var mı? Amerika Birleşik Devletleri elenmiş. Çeyrek final, Çek Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, İsveç, Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa. Uf, güzel maçlar ya. Vallahi güzel maçlar. Finali izleriz ya bu arada. Finali bir görürüz hakikaten. Evet, çeyrek finalde belli olmuş. Çeyrek finalde İsveç. Oo, İsveç'e bak. Yarı finale çıkmış İsveç. Fransa elenmiş. Evet, favorimiz de eleniyor. Olsun. İngiltere, Portekiz, Belçika, İsveç. Güzel. Dünya Kupası'nda uzun yıllardır görülmemiş bir şampiyon olacak anlamına geliyor bu. Yarı final maçları. Portekiz, İngiltere, Belçika, İsveç. İsveç'te bakalım. İsveç'te İbrahimovic yokmuş. İsveç'te İbrahimovic yokmuş. İbrahimovic yokmuş. Olsaydı deli olurdu gerçekten. Ve Dünya Kupası'nda finalin adı Portekiz-İsveç oldu. Çok ilginç gerçekten. İngiltere ve Belçika üçüncülük maçı yapacaklar. Ama finali İsveç ya da Portekiz. Çok ilginç. Ya ben bunu izlemek istiyorum ya. Bunu izleyelim yani. Balıkesir Spor bizi iş görüşmesine çağırıyor. Reddediyoruz. Ne alaka yani. Benim kurul düzenim var yani, bırakıp da gelemem. Evet, İsveç-Portekiz Dünya Kupası finaline doğru gidiyoruz. Bakalım İsveç tarih yazabilecek mi? Ya da Ronaldo kariyerinin belki de son milli maçında dünya şampiyonu olabilecek mi? İbrahimovic kadroda. Oha, çok iyi. Çok iyi. Oha, çok iyi hikaye. Ronaldo da 11'de, İbrahimovic de 11'de. Süper maç. Süper maç. Evet, bakalım ne olacak şimdi. Evet, Portekiz şu ana kadar daha etkili olan taraftı. Şimdi Guerrero orta yaptı. Kafa ve gol.
Inacio top ağlara gönderdi. Portekiz 1-0 önde finalde. Katar'da Portekiz önde. İsveç artık bir gerçekten golü hak ediyor ya. İsveç de çift forvet oynuyor. Belki onun ekmeğini yiyorlardır. Ve ilk yarı bitti. Finalde ilk yarı bitti. Portekiz ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. Bakalım ikinci yarıda farklı bir gol izleyecek miyiz? Fernandes savunma arkası. Bir vuruş ve gol Ronaldo. Cristiano Ronaldo attı. 47. dakika. Portekiz 2-0'ı buldu. Portekiz 90 dakikada bitirmeye niyetli bir maçı. Cristiano Ronaldo son milli maçında kupayı getiren golü mü attı acaba? Bu arada bir sert hareket ve evet İsveç 10 kişi kalıyor. Çok kötü. Bir peri masalıydı onlarınki. Klasik. Öyle bir laf vardır ya. Neves, Fernandes, Bernardo Silva. Bir pas daha Ronaldo. Out. İbrahimovic oyundan çıkıyor. Portekiz yürüyor. İsveç orta sahası da bitik halde gerçekten. Güçleri yetmedi Portekiz'e. Buraya kadar çok iyi getirdiler herhalde ama. Evet artık son anlar. Portekiz. Evet. Portekiz Dünya Kupası'nı kazanıyor. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz Dünya Kupası şampiyonu oluyor. Gerçekten çok güzel. Çünkü Portekiz de ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı. Seremoni de düzenleniyor burada. Ve evet kupayı Portekiz ellerinde görüyoruz. İsveç'i finalde 2-0'la geçiyorlar 90 dakika sonucunda. İbrahimovic Ronaldo müsabakasını böylelikle Ronaldo kazanmış oluyor. Maçı kazandıran golü de Ronaldo atmış oldu. Orada bir paren de gördük orada galiba. O da ilginç bir andı. Dünya Kupası'nda sona erdiğine göre Lukaku gol kralı olmuş. Yani bu Dünya Kupası serüvenini burada tamamlıyoruz. Böylelikle ve biz de babamızın ligine TFF 1. Lig'e geri dönüyoruz Bursa Spor maçıyla. Şöyle bir kendi maçlarımızı bir oynayalım bakalım. Evet, maç öncesi kötü haber. Kaan Kanak 2-3 gün sahalardan uzak kalacak. Bursa Spor'la deplasmanda oynayacağız. Evet, Bursa Spor'la bu sezon ilk kez karşılaşıyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Özellikle Dünya Kupası dönüşü oynamak isteyeceğim ilk takım değildi kendileri. Ve evet... Şöyle bir ilk 11'ime tekrar bir göz gezdirdim. Kaan olmayacak. Kaan aslında şöyle yapabiliriz. Kaan'ı kadroda tutabiliriz sıkıntı olması halinde. Oyuna sokmak üzere. Şöyle yapalım. Kaan'ı zaten senin kimler? Aynen bu şekilde yaparsak daha iyi olacak. Evet maça geçebiliriz. Karşılaşmaya biz başlıyoruz. Bursa Spor geliyor. İsmini okuyamadığım bir kişi. Bursa Spor'da üzgünüm. Kendisine özür diliyorum ama... Telaffuz edemedim o ismi. Matavs. Şimdi o kişiye verdi topu. O da topu ağlara gönderdi. Namık. Bir şey. Bilmiyorum ama topu ağlara gönderiyor. Bursa Spor o kişinin golüyle öne geçti. Alagrasov demek istiyorum. Alagrasov mu acaba? Onu da bilmiyorum. Burak. Pası. İmeri. Ceza sahası. İmeri top üst direkten döndü. Tekrar Yunus. İyi paslaşıyorlar bu arada. Sağlam basıyorlar yani. Yunus. Yunus vurdu. Yunus Akgün. 2-0. Yakın köşeden kolay bir gol yedi Bahri. Olsun. İlk yarıda 2-0 mağlubuz. Kupadan Dünya Kupası arasından iyi dönmedik. Kendimize gelmemiz lazım. Berk kötü. İmeri kötü. Hay Allah. En azından bir beraberlik koparabilsek şahane olur. Şimdi savunma arkasına bir top. Matavs karşı karşıya Bahri. 3 olsa biraz yani rahatsız olabilirdim. Emirhan orta. Ön direkte Bahri tekrar. Bravo Bahri. Hakikaten hiç faktör olamadık ya. Atalay. Çarptı şimdi Burak İnce. Cenk. Cenk götürüyor topu. Çok kötü bir pas verdi. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım ama. Bursa Spor'a kontra şansı oldu bu. Şimdi savunma arkası ve top ağlara gidiyor. O alakasız toptan döndü niyeyse. Öyle bir top atıldı ve 3-0 oldu. Bursa Spor üçledi bizi. Korkunç bir soğuk duş. Korkunç maç sona erdi.
Dünya Kupası'ndan feci bir şekilde dönüyoruz. Feci bir şekilde dönüyoruz Dünya Kupası'ndan. Bir de adam Beniç'i kaybediyoruz. 6-7 hafta sahalardan uzak kalacak. Böylelikle bize 9 maçlık yenilmezlik serimize bir son vermiş olduk. Evet, korkunç bir mağlubiyetti. ama toparlayacağız. Olsun. Olsun, olsun, olsun. Yani tabii kalkıp ligin ortasına Dünya Kupası koydular yani. Biz ne yapalım? Tam en heyecanlı yerindeydik yani. Sıradaki maç Şanlıurfa Spor'la. Evimizde oynayacağız. Ligin sonlarında yer alıyor Şanlıurfa Spor. 15. sırada. Takip listesindeki futbolculardan sözleşmeleri sona erenler var. Bunlara da bir göz gezdirmek istiyorum. Şu Türkiye Kupası işinden iyi sıyrıldık ya. Başımıza bir de bela olacaktı Türkiye Kupası. Elimizdeki maçta Joshua Kemp'i oynatacağım ya bu maç. Var mı? Joshua Kemp'i oynatacağım bu maç ya. Bakalım. Ne olabilir ki yani? En kötü gol atamaz, hop Berk'e döneriz. Günün ikinci maçı. Evimizdeyiz. Şanlıurfa Spor karşısındayız. Maça biz başlıyoruz. Bursa Spor mağlubiyetini unutturmak için sahadayız. Atalay topun başında. Orta. Kafa ve top ağlarda. Cenk'in vuruşu. Topun ağlara gidişi, top ağlara bile değmedi. Gol oldu. Bu arada sert bir müdahale. Ferhat Çulcuoğlu sarı kart. Kırmızı verecek sandım ya. Atalay. Direkt kaleye, kaleci. Atalay topun başında. Cenk yine gol. Cenk Kaplan 2-0. Aynı organizasyon bir kez daha meyve verdi. Kornerlerde Cenk Kaplan'ı ön direğe gönderiyorum. Sol stoperi. Bundan bayağı faydalandık. Bu arada evet, Şanlıurfa'da 10 kişi kaldı. Ferhat Çulcuoğlu sarı kart gördüğü anı da hatırlıyoruz. Kırmızı kartta ilk yarının sonunda bize bir hediye oldu resmen. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğümüz var. Bir kişi eksik kalan rakibimiz karşısında. Cenk'i de hemen... O, neyse kalsın, belki hat-trick yapar. Kaan sakatlıktan gelmişti, o yüzden onu çıkartalım. Burak da hafif hissetiyordu. Onun yerine şu Adem Metin'i oynatalım. İkinci yarıya geçelim. Evet, yine geldi korner. Atalay. Bir kafa top direkten döndü. Gerçekten hat-trick yapacaktı adam ya. Ya o aynı organizasyon 3 kere meyve verecekti az kalsın. Kemp pası, İmeri ceza sahası, kötü top. Ya kötü kötü kötü. İsmail top direkten döndü. İsmail Yüksek. Evet, maç sona eriyor. Evimizde Şanlıurfa'yı 2-0'la geçiyoruz. Rakibimiz 10 kişi kaldığı için de hayli rahat bir maç oldu bizim için. Hız kesmeden Yeni Malatya Spor maçına doğru ilerliyoruz. Yani bu son maçta belki Berk olsa skor biraz daha farklı olabilirdi ama hem galip geldik hem onu dinlendirme şansı yakaladık. Rakip de 10 kişi kalınca zaten ikinci yarı tempoyu da düşürdüm falan. Hani Bursa Spor maçı üstüne aslında tam hevesimi alamadım demiştim. Ama faydacı düşününce işe yaradı diyebilirim. Bodrum Spor yine evimizdeyiz. Yine evimizdeyiz. Güzel. Bir önceki maçtan şöyle bakıyorum kadrodan. Bozar mıyım kadroyu diye. Biz bu maça girelim. Yine bir Atalay Cenk işbirliğinden gol bulmayı bekliyorum. Geçen maçki performansımızı umarım sürdürürüz. Berk'le beraber katlarız da hatta umarım. Şimdi Burak. Burak yerde kaldı daha ilk saniyeler, yapma aman diyeyim. Maçın ilk saniyelerinde bir şey oldu ama evet, şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bir değişiklik gerekmiyor. Korktum ya. Evet, Metincan'la çıkıyoruz kontraya. Metincan sürükle topu. Berk pası. Adem Metin. Karşı karşıya Adem dışarı attı. Ah be. Forma şansını bulur bulmaz bir golle süslendirseydi çok iyi olurdu. Burak şimdi. Ceza sahası yerden Adem Metin bu sefer attı. Süslendirdi. Süsledi. Fark etme, önemli değil. Sonuçta golü attı. Yüzeyir. Burak. Zayser. Şimdi Metincan'a. Metincan ceza sahası. Girdi çıktı. Arka direkt. Adem Metin direkten dışarı. Çok iyi ya. Burak da sakat sakat yaptı asistini. Atalay. Orta. Cenk top direkten döndü. Şimdi dışarı gidiyor.
Cenk Kaplan. Korner taktiğimiz meyve veriyor ya. 13 şut çekmişiz. Hoppala. 13 şutu falan boş verdi. Burak İnce sakatlandı. İsmail'i şimdilik ofansif orta saha olarak kullanalım. Sonra gerekirse Atalay'la değiştiririz yerini oyun içerisinde. Cenk, şimdi Berk, Zayser, savunma arkasına doğru, Adem Metin, orta, Berk dışarı. Yani şu an bize önde biraz baskı var, o yüzden Atalay'ı aslında öne almamaya çalışıyorum. Atalay'ın oyun kuruculuğuna daha çok güveniyorum. Ama ikinci yarıda işler değişebilir. 45 artı 1'e giriyoruz. Yusuf, Cenk. Yusuf uzun oynadı. Berk önünde kaldı. Vurdu, golü attı. Berk Ünsal golü attı. Golcü be. Vallahi golcü ya. Lan harbi golcü bu adam ya. İlk yarı bitti. 2-0 öndeyiz. Ölü toprağına attırdı ya. Yine kardeşim adam bir koydu. Kaan bir darbe almış. Kötü haberler üst üste geliyor ya. Allah Allah. İki sakat verdik şu maçta bakalım. Umuyorum gerisi gelmez yani. Atalay. Adem yerde. Penaltı bekliyoruz ama hakem oyunu devam ettiriyor. İsmail'in pası. Üzeyir. Orta. Metin Can kötü vuruş. Kötü vuruş. Oo, herkes yoruldu ya bizde. Zayser. İsmail. Paslarda artık çok kötü gidiyor ya. Orta ve top ağlara gidiyor ama offside. Offside. Ve evet, maçın son düdüğü çalıyor. Evimizde Yeni Malatya Spor'da 2-0'la geçiyoruz. Şanlıurfa Spor'dan sonra. Adana Spor Bursa Spor'u yenmiş. Çok iyi haber. Evet, günün son maçı olan Adana Demir Spor maçını da bir oynayalım hızlıca. Ve artık bölümü yavaş yavaş toplayalım. Yeni Malatya Spor'da maçtan hemen sonra benimle görüşme ayarlamak istiyor. Reddedelim. Ne alaka kardeşim ya, Allah Allah. Maç yaptık, adam şehirdeyken bana teklif yapıyor. Berk gol bonusunu kazanmış. 13 maç 15 gol. Berk Ünsal yani her kuruşuna değdi. Tamer Hoca Muhammed'in kiralanması konusunda memnun değilmiş. İlk yarıda Muhammed sadece 5 maça çıktı. Formsuz olduğu için onu oynatmıyorum diyorum ve kabul ediyor bu açıklamamı. Güzel, iyi haber. Demirspor maçı da zor maç ya. Vallahi. Evimizde 1-1 kalmıştık kendileriyle. Umuyorum Bursa Spor biraz daha puan kaybeder. Bize biraz moral olsun. Evet, moral olsun dediğimiz hafta Bursa Spor Çorum Futbol Kulübü'nü dörtlük yapmış. Sassuolo Semih Şimşek'e sözleşme teklifi yapmış. Biz bu adamla ilgileniyorduk ya. Adamı bedavaya vereceğinizde bize verin. Biz size para da veririz. Ben size 100 bin çalışır. Kar da veririm. 100 bin çalışmaz. 80-90 bin çalışır. Kar da veririm. Ya deli misin? Bedavaya Sassuolo'ya kaptıracaksın ya. Kendiniz bilirsiniz ama çok mantıklı bir hareket yapmıyorsunuz. Az sağ bekim ve az sol bekim sakat. Kötü haber. Karşılaşmaya biz başlıyoruz. Yağmurlu bir hava var. Korneri kullanıyoruz Atalay'la. Cenk vuramadı. Tekrar Atalay. İsmail. Cenk Şen! Dışarı gitti. İsmail topun başında. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarı gitti. Cenk. Bahadır. Önüne attı topu. Orta şansı. Cenk. Cenk çizgiye inmeye çalışıyor. Hadi gelsin orta. Geldi. Adem vurdu, bayramda kaldı. Atalay. Kesti. Cenk vurdu, dışarı gitti. Cenk Kaplan. Şimdi Belhanda. Orta. Aynı organizasyon. Bu sefer onlardan geldi ama biz de yemedik golü. İlk yarı bitti. İlk yarıda üstün olan taraftık şüphesiz ama golü bulamadık. İkinci yarıda umuyorum o golü bulacağız. Üzeyir. Çok yoruldu Üzeyir. Darbe almış daha doğrusu. Hiç iyi bir haber değil bu. Şimdi Kamil'i oyuna alalım. Adem Metin de yorulmuş. Oraya İmeri'yi atıyoruz. İmeri'yi zaten arkası şu an zaten arkasındaki kanat bek savunma oynayacağı için Ram Doiter olarak atacağız oyuna ki burada şu an düşen topları toplasın diye İmeri'yi bu görevde oynatacağım. Berk çok iyi değil ama kalması gerekiyor oyunda. Şimdilik iki tane değişiklik yeterli. Umuyorum bir gol bulacağız bu maçtan. Berk de yorulmuş ya.
Üst üste maçlar bizi çok etkiledi. Artık 90 artılara geldik. Son saniyeler maçta. Ortayı yaptı. Kalecide kaldı top. Evet. Günün son maçında Adana'da gol sesi çıkmıyor. Gerçekten ikinci yarıda iki takımın da yorgunluğu ön plana çıktı diyebilirim. Şimdi transfer sezonu açılıyor demiştik. Onu bir açalım. Bir Ümraniye Spor maçının öncesine kadar bir gidelim. Slaven Bilic, Erkan Süyer'le alakalı görüşmek istiyor. Buyurun. Formsuz olduğu için kendisi oynuyorum. Bu oyuncunun futbolunun gelişmemesi beni fazlasıyla üzüyor. O zaman hocam geri çağırın futbolcuyu, yani Erkan'dan vazgeçebilirim. Evet, Erkan'ın sözleşmesi sona eriyor böylelikle. Erkan Galatasaray'a geri döndü. Kendisinin bizimle olduğu süre boyunca 5 maça sonradan dahil olmuştu. Erkan'a teşekkür ediyoruz. Sergen Yatağan şu an biraz daha önemli duruma geldi aslında ama kendisine de söz vermiştik kiralık göndereceğimize dair. Onu da gönderelim ya, olsun. Daha rapor da isteyelim. Sergen Yatağan da kiralık olarak Ankara Spor'la anlaşacak. 2 tane orta sahadan fire vereceğiz anlamına geliyor bu. Transfer sezonu başlar başlamaz. Emircan'ın transferi açıklandı diyor. Emircan'a çok para verdik ya, farkındayım ama yani potansiyeline verdim ben bu parayı. Yani şurada her yerde oynuyor adam. Her yerde oynar yani. Şimdi bizim asıl problemimiz tabii forvetteki alternatifsizlik. O yüzden bir hızlıca listeme bir bakayım. Çok geniş olmayan bu forvet listemde Emre Gemici. Kendisini Eyüp Spor'la biz istiyoruz. Yalnız adam da öyle bir istatistik yapmış ki 3. ligde. 23 maç 21 gol. 5.000 ile 20.000 arası istiyormuş. Buyurun biz kendisine bir teklif verelim. Emre'ye yaptığımız teklif kabul olmuş. 50.000 diyor. Biz kendisine önemli oyuncu rolü veremeyiz. Rotasyon veririz. Emre Gemici'ye Altay ve Bursa Spor'da teklif yapmış. Görüşüyoruz. Altın orada Habib Biçer'i istiyor. Yıldız oynatacaksanız olur. Önemli oynatırız diyor. O da olur. Altın orada gelişir bu adam. Emre transferini bitirmede zor anlar. Bursa Spor'la yarışıyoruz. Peki. Oo. Harun Kavaklıdere 2 ay sahalardan uzak kalacak. Zaten çok bir fayda alamıyorduk ondan bu sezon ama yine de üzücü oldu. Berk Ünsal'a teklifler geldi. Berk Ünsal'a teklifler gelmiş. Biz bunları kesin bir dille reddediyoruz. Ona göre. Berk Ünsal bu takımda kalacak. Umuyorum yönetim bir gol atmaz bize. Yani 2 bölümdür söylüyorum, biraz korkuyorum bundan ama. Şimdi Ümraniye Spor maçına geldik. O yüzden ben burada bölümü şimdilik tamamlayayım. 17. bölümün burada sonuna gelelim. Yandan transfer koşturması da devam ediyor. Neyse burada bir dursun. Biz bölümümüzü burada noktalayalım. Bu bölümde Dünya Kupası heyecanını yaşadık. Lige bir ara verilmişti. Ligden geri döndük. Bir soğuk duş etkisi yaşadık, evet. Ama sonrasında işler biraz daha rayına oturmaya başladı. Gözümüzü Süper Lig'e diktik. Ben de Razer kulaklığımla birlikte bu bölümde biraz daha umuyorum sesi düzenleyebilmişimdir. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Yeni içerikler yolda. Sizin de herhangi bir kariyer, hem bu kariyerle alakalı hem de genel olarak bir öneriniz varsa yorumlara paylaşmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.